Arama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. Niye geldin? Sen demiyor muydun? Aile en büyük yalan diye. Rahat et baba. Bitti. Annem gitti. Kardeşim gitti. Bir ailemiz yok artık. Sen varsın. Ne? Ne diyorsun? Sen hala... İstemiyorum. Allah'ın belası, sevme beni. Onu sev. Onu gör. Bari bugün onu gör. Ne biçim babasın sen? Böyle bir babayı. Niye geldin? Hangi yüzle geldin? Bir kere babalık ettin mi ona ya? Küçücüktü, hastaydı. Bırakıp gittim. Gittim. Bir kere sarılmadın. Bir kere bağrına basmadın. Bir kere dönüp bakmadın. Yalan mı? Doğrudur. Niye geldin o zaman? Niye? Bak Bahar gitti. Kızın. Adi herif. Kızın öldü. Al buna bak şimdi. Al bunu gör. Al pislik. Al adi herif. Al buna sarıl. Al. Yalan söylüyorsun değil mi? Bakamıyorsun sen de mesela. İçin parçalanıyor değil mi? Gel buraya. Baba gel buraya. Bak kızına. Bak diyorum. Bari şimdi bak. Ne oldu sana yavrum? Kim yaptı bunu sana? Sen şimdi toparlanacaksın. Çünkü sen en kanlı oyununu kuracaksın bana. En korkuncunu. En acımasızını. Çünkü ben Bahar'a yaptıklarını ölsem de yanlarına bırakmayacağım. İkinci bir şans kazanmak kızım, ilk şansı kaybetmek demektir. Bize de öyle oldu. Öyle bir şey oldu ki çocuk dostu düşmanı bir kenara fırlattı. Thank you.
müsaade edin. Müsaade edin. Önce sen, sonra sahibi. Geri çekilin. İndirin silahlarınızı. İndirin. Vurmayacaksınız beni Ezel Bey. Size anlatacaklarımdan sonra vuramazsınız. Ne kaldı? Herkes kötüymüş anladım. Ben de kötüyüm. Şimdi sen de anlayacaksın. Ne kaldı? Daha bilmediğim ne kaldı? Hiçbir şey. Aslında her şeyi biliyorsunuz Ezel Bey. Ramiz Bey, Ömer denen o çocuğu kendi ordusuna katmak için aldı. İntikamını almak için değil. Biliyorum. Ramiz Bey, sizi onun intikamını alın diye kiralamadı. Sizi bize karşı kullanmak için kiraladı. Biliyorum. Ramiz Bey, size oğlu gibi davrandı. Ama aslında hep bugüne hazırlandı. İçeride güçlü bir adam gibi duruyordu. Ama aslında bitmişti. Hiçbir şeyi kalmamıştı. Biraz parası kalmıştı. Ama kumarhaneler gitmişti. Güç, itibar hepsi gitmişti. Onu da biliyorum. Ramiz Bey içeriden çıkınca sözüm ona Ömer'in ucunu alır gibi yaptı. Ama aslında hep o kazandı. Size bir sermaye verdi. Siz o parayı ona katladınız. Sonra Cengiz'den kumarhaneleri aldı. Bunu da biliyor muydunuz? Tabii biliyorum. Birlikte yaptık. Demek birlikte yaptınız. Birlikte. Peki siz ne aldınız? Ömer'in öcünü alırken ona tonla para verdiniz. Kumarhaneleri verdiniz. Kıbrıs'ta kocaman bir otel verdiniz. Evleri verdiniz, arabaları verdiniz. Ezel Bey siz ne aldınız? Bir şey istemiyorum ben. Yapmayın Ezel Bey. Ne olur gözünüzü açın artık. İçeride 20 yıl kalan bir adam sayenizde 6 ayda geri döndü. Sizin yaptıklarınız... Bahar'ı öldürdünüz siz, Bahar'ı. Biz mi öldürdük Bahar Hanım'ı? Bundan gerçekten emin misiniz Ezel Bey? Sakın! Sakın! Pekala. Bir düşünün bakalım Ezel Bey. Biz ne kazanırız Bahar Hanım'ı öldürmekten? Hiçbir şey. Peki Ramiz Bey ne kazanır? Çok şey. En önemlisi Kenan Bey'e karşı nefret ve intikam güden insanlar kazanır. Yani kendi savaşını onun yerine savaşacak askerler kazanır. Yine! Hayır. Kandıramazsınız beni. Bahar Hanım'ın vur emrini biz vermedik Ezel Bey. Hedefteki isim Bahar Hanım değildi. Kimdi? Sizdiniz Ezel Bey. Hedefteki sizdiniz. Ama Ramiz Bey bizi de oyuna getirdi. Düşmanının adamının aklını da çeldi. Ama artık adamımız değil o katil. Onunla buluştuğumda sadece işine son vermedim. Biz olmasak bugün öldürmüştü sizi. Sus, sus, çık kafamın içinden. Pusu kurmuştunuz geçen gece o adama değil mi? Nereden öğrendi? Kim biliyordu? Kim söyledi? Kim ayarladı her şeyi? Hayır, inanmayacağım. İnanmayacağım. Maalesef oyuna geldiniz Ezel Bey. Ben burada size bilmediğiniz hiçbir şey söylemiyorum. Her şey başından beri gün gibi ortadaydı. Ama Ramiz... Sizi öyle ailesi yaptı ki, sizi öyle sevdiğine inandırdı ki, siz de o sevgiden uzak kalmak istemediniz. Ama artık lütfen, rica ediyorum açın gözlerinizi Ezel Bey. Onun bilge sözlerine kanmayın, onun cilt cilt kitaplarına kanmayın. O kitapların ardında insanları sonuna kadar kullanan bir canavar var. Kenan Bey, onunla savaşabilmek için maalesef kendini de canavarlaştırdı. Çünkü Ramiz onun canını çok yaktı. Sus dedim. Her şeyi karıştıracaksın değil mi? Her şeyi tersine çevireceksin değil mi? Hayır. Her şey tüm gerçekliğiyle ortada Ezel Bey. Evet çirkin bir gerçek. Ama bir gün bakmanız gerekecek. Eğer biz haklıysak sizin acınızı kullanacak. Bahar Hanım'ın ölümünü kullanacak. Azad'a yardım etmenizi isteyecek. Ve böylece hepinizi muhtemel ölümünüze gönderecek. Her zaman yaptığı gibi. Mesele burada sizin ne yapacağınız Ezel Bey. Aaaaaah!
Teşekkür ederim. Yürü. Öyle bir şey oldu ki biz ne olduğunu anlamadan yerlere savrulduk. Ben de o zaman öğrendim. İkinci hayat kızım, ilkinde ihanete uğramak değil, ilkine ihanet etmekmiş. Nereden çıktın sen şimdi? Başımı belaya mı sokacaksın benim? Sus Serdar, sus. Teklifimi dinlemeyeceksin mi? Sahte kimlikle pasaporta ihtiyacım var. Ne param var ne de bu işlerden anlayan tanıdığım. Hemen bugün ayarla. Hemen bugün Eyşan'ı getireyim sana. Nasıl olacak o? Kim yaptı, nasıl yaptı, nerede, nasıl bulursun? Hepsini. Hepsini biliyorum. Eyşan'ı tanıyorsam eğer neyin peşinde olduğunu biliyorum. Eyşan'ın sana koşa koşa gelmesini sağlayacak her şeyi bir ben biliyorum Serdar. Anlat. Önce anlaşalım. Getireceğim mi kağıtları? Cengiz, ne zaman adam olacaksın ulan sen? Şimdi bir seslensen en az 50 kişi toplanır buraya. Herkes gazetede resmini gördü. Kaçak resmini. He? Çaktın mı? Önce isim, sonra kağıtlar. Kenan Birkan. Kenan, iş adamı. Hani şu zengin. Tamam mı? Yardım edecek misin şimdi? Ya ne işi olur o adamın benim kızımla? Bokunu çıkarma Serdar. Senin kızınla bir işi yok. Ezel'le Ramiz'le işi var. Yeter mi? Tamam mı? Kağıtları getirmeden bir laf etmem daha. Ara nereye arayacaksan. Senin uzmanlığın o. Eyşan. Ne yapıyorsun? İstediğin şey tamam kızım. Hemen gel. Mezarlıkta bekliyorum. Serdar, Serdar ne yaptın? Cengiz çık git buradan. Ulan sen Eyşan'ı gözümün önünde öldürmeye kalktın. Şimdi iki laf taşıdım diye unutacağım mı sanıyorsun? Yapmayın lan. Biriniz yapmayın lan. Biriniz de yardım edin lan. Görmüyor musunuz halimi? Biriniz de bir şey yapın lan. İyi. Eyşan gelir şimdi. Ne diyorsun? O yapar mı bir şey? Uzak tutamadım bu herifi senden Ezel. Senin suçun değil dayı. Artık tutmayacağım da. Kenan'ı istiyorsan Kenan senindir ye. Sağ ol. Ama ondan önce senden bir isteğim var kızım. Ne yapmam gerek? Kaçacak bir yer kalmadı burada. Bir yer ayarladım ama resmi yoldan giderse yapışırlar yakasına. Buradan bir tekne var. Arnavutluk. Oradan da uzağa. Ne yapmam gerek? Onunla git. Başka kimse kalmadı Ezel. Onunla git. Onu da almasın elimizden bu canavar. Müzik
Ben yokken burada işler var. Oteli geçirdin mi üstüne? Bizim artık orası. Sonra? Ben geri geldiğimde Kenan'ın üstüne ben gideceğim değil mi? Öyle. Kenan büyük bir hata yaptı. Fena küçümsedi seni. Bahar'ın öcünü sen alacaksın. Bahar'ın kanı yerde kalmayacak Ezel. Ben geride duracağım. Her şeyi sen yapacaksın. Yapacaksın mı ya? Dayı be. Ye, bak. İçeride bana sordun. Niye yapıyorsun bana bunları diye. Ben de sana dedim ki bir gün ben de senden bir yardım isteyeceğim. İşte zamanı geldi şimdi. Yeğen, bir ufak borcun kaldı bana. Şimdi onu istiyorum senden. Yapacaksın mı? Evet. Şimdi gitmez diyordun buradan. Nasıl kabul etti? Döndüğünde Kenan'ı sen halledeceksin diye söz verdim. Yalan söyledi. Yalan söyledim. O gelene dek o işi ben bitireceğim. Baba doğruyu söyle. Sen beni korumak için mi yolluyorsun beni? Yoksa Ezel'i mi? İkinizi de çocuk, ikinizi de. Ama kimse duymasın. Sonra anlarlar senin iyi kalpli olduğunu. Dayı ya. Dayı ya. Ah be dayı ya. Kenan Bey'le görüşecektim. İsim neydi? Yazıyor mu orada? Bir bakın. Kerpeten, Ali. Ali Kerpeten. Yok efendim öyle bir isim burada. Bütün bir ismi koymuşlardır belki. Ha, belki öyle yazıyordur. Uzun biraz ama. Alayım. Kerpeten Ali geldi. Ben üst katta kim var? Kimse. Çek! Çek! Doğru söylüyormuş lan. Kenan sen misin? Yanlış anlamadıysam siz buraya Bahar Hanım'ı öldürenleri bulmaya geldiniz. Bulup ne yapacaksınız? Bana vereceksiniz. Ben de topunuzun anasını, avradını, sülalesini, yedi ceddini bir yatırıp tamam mı? Tabii hakkınız.
Yalnız küçük bir sorun var. Önce kimden başlayacaksınız? Benden mi? Yoksa Kenan Bey'den mi? Yoksa... Cengiz Bey? Evet. Kararınızı verdiniz mi? Evet. Bizimle çıkacak mısınız yola? Evet, evet çıkacağım. Cengiz Bey, bir yanlış anlaşılma olmasın diye soruyorum. Bahar Hanım'ı öldürenlerden bahsediyoruz. Evet, biliyorum. Gerekirse siz de aynı şeyi yapacak mısınız? Evet, yapacağım. Teşekkür ederim, iyi günler. Yoksa Cengiz Bey'den mi? Yoksa... Ezel Bey? Tanemiş. Evet. Açtınız mı gözünüzü? Evet. Artık görüyor musunuz peki? Evet. Peki bizimle birlikte misiniz? Evet. Ezel Bey? Bunu sizin söylemenizi isteyeceğim. Zira sözünüz bizim için önemli. Sizinle birlikteyim. Sizleyim. Güzel. Kenan Bey çok sevinecek. Bir ara uygun olduğunuzda sizi buraya alalım. İyi günler. Ali Bey. Nasıl yapacaksınız? Ha? Merak ediyorum. Önce kimden başlayacaksınız? Çünkü aslında Bahar Hanım'ı hepimiz birlikte öldürdük. Siz birbiriniz ettiniz. Yanlış adam seçtiniz. Güle güle Ali. Güle güle Cengiz. Güle güle Ezel.
Bu da Kenan Bey'in size özel hediyesi. Kenan Bey'in ilk oyun kartlarıydı. Artık sizin. Herkes ikinci bir şanstan bahseder. Ama kimse kötülüğe açılan kapıdan ilk defa nasıl girmiş hatırlamak istemez. Azat, kızım geldik. Biz çıkmayacağız. Acele edin. Azat, arkana bakmak yok. Hemen atla tekneye. Baba. Lafa gerek yok. Bundan kimseye bahsetmek yok. Yazmak yok. Özlemek yok. Hı? Benden haber alana kadar dönmek yok kızım. Anladın mı? Hadi. Yolun açık olsun. Ezel gitti. Artık sana emanet. Ben siz çıkana kadar mekandayım. Telefonunu bekliyorum. Hadi eyvallah. Ramiz. Ha? Ezel... Merak etme. Merak etme. Ben Ezel'e kendimden çok güveniyorum. Seni de mi yendiler? Beni de yendiler. Seni de mi kullandılar? En başından beri. Akıllandım zannediyordum. Kaya gibi bir adam oldum zannediyordum. Ben de. Öf, neler yaptım Ezel bir bilsen. İstediğimi alacağım diye neler yaptım. Ben kendi kendime hep ama haklıyım diyordum. Çünkü aşığım diyordum ben. Ben haksızlığa uğradım diyordum. Ben şimdi şu kötülüğü yapıyorum. Ama hak ettiler o yüzden. Ben bir yolunu bulurum hep. Sevdiririm kendimi. Kimsenin kuralları işlemez bana. Yaparım bir şeytanlık, affettiririm kendimi. Yanlış yapmıyorum. Yalan söylüyorum ama sayılmaz. Adam kullanıyorum ama sayılmaz. Kötülük yapıyorum ama sayılmaz. Hiçbir şey geri alınmıyormuş. Ortak. Değil mi? Kimsenin ikinci şansı falan yok Cengiz. Hiçbir şey yok sayılmıyor.
Hiçbir şey affedilmiyormuş. Değil mi? Bir kere... ihanet ettin mi? Artık oynamak istemiyorum ortak. Ben de istemiyorum. Kenan'ın adamı da olmak istemiyorum. Başka kötülük de yapmak istemiyorum. Eyşan'ı özlemek de istemiyorum. Çocuğumu hayal kırıklığına uğratmak da istemiyorum. Hiç istemiyorum. Asıl hatırlamak. Ne güzel şeyleri, eski arkadaşlıkları, ne de kötü şeyleri. Bahar'ın o anki halini hatırlamak istemiyorum. Kaybettiklerimi hatırlamak istemiyorum. Sevdiklerimi hatırlamak istemiyorum. Nasıl bitecek? Nasıl çıkacağız? Çabucak. Kenan Bey diyor ki Ramiz Bey, artık oyun bitti. Merhaba. Sizi bir kez daha öldürmek zorundayım. Eyşan Atay geldi der misiniz? Eyşan Atay geldi efendim. Peki efendim. Sizi biraz bekleteceğim. Şöyle buyurun. Olur mu lan? O kadar da değil. O kadar mı? Bakalım ne kadar şanssız Cengiz. Bakalım yukarıdaki bizi affediyor mu? Bakalım bundan nasıl sıyrılabiliyor muyuz? Hı? Bakalım. Sen benim en çok sevdiğim düşmanımsın.
bugün elime ilk defa silah aldım. Şimdi ilk defa tetiği çektim hayatımda. Bugün buraya gelmeden önce her şeyimi kendi ellerimle ateşe attım. Ona öğrettiğin her şey, hepsi yanlışmış. Hepsi yalanmış. Bu kitaplardaki her şey yalanmış dayı. Ezel. Yok onurmuş, yok şerefmiş, yok doğru yolmuş. Nerede dayı? Hani nerede? Bu kitaplardaki şeyler bizim hayatımızda nerede? Kırk sene boyunca Kenan Bey bugünü bekledi. Ben de öyle kardeş. Ben de öyle. Gidelim o halde. Hay hay. Ha kardeş. Sen Mevlana'yla Şems'in nasıl karşılaştıklarının hikayesini biliyor musun? Bir gün Mevlana'nın karşısına bir adam gelmiş. Mevlana devrinin en bilgin, en eğitimli kişisi. Okumadığı kitap yok. Kütüphanesinde olmayan kitap yok. Sayfaların arasında dünyayı öğrenmiş, ermiş bir adam. Bu yeni adam Mevlana'nın karşısına geçmiş, demiş ki ben de öğrenmek istiyorum seninle. Bana en önemli, en iyi üç kitabını göster. Mevlana kuşkulu işaret etmiş üç kitabını. Canı gibi sevdiği asırlık üç kitabı. Adam o üç kitabı şöyle bir gözden geçirmiş. Sonra elinin tersiyle hepsini oradaki havuza atmış. Mevlana çılgın gibi kitapları kurtarmaya koşmuş. Kitaplar suda eriyor, mürekkepler suya karışmış, kapaklar bozulmuş, büzülmüş. Adam tutmuş Mevlana'yı. Aradığın şey o kitaplarda değil. Aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Sen de eksik olan şeyi gözlerinle tamamlayamazsın. Aradığın şeyi dünyada arayacaksın. Aradığın şeyi yüreğinle bulacaksın. Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar, akıl oyunları, sayfalarca laflar sevginin yerini tutmaz. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın. Kim ne derse desin, gene bana geldin diye. Yüreğinle baktığında bana, sana ihanet etmiş bir adam mı görüyorsun karşında? Ha? Ezel Bey? Evet. Açtınız mı gözünüzü? Evet. Ne yaparsanız yapın kalleş kardeşler. İyi bir adamın yüreğindeki iyiliği söküp alamazsınız. Alamazsınız. Burası tamam dayı.
Bırakayım mı? Yok. Bazı kurallar var uymamız gereken. Arkadaşının suçunu yüzüne vurmayacaksın. Onu affetmeyi bileceksin. Onu kurtarmak yetmez. Konuşurken yüzüne bakarak konuşacaksın. Hiçbir zaman arkadaşını terk etmeyeceksin. Ben terk etmiyorum. Sen kovdun. Senden bahsetmiyorum Tevfik. Kendimden bahsediyorum. Pasmart bir adam tanıdığında onu bırakmayacaksın. Geçmişinden utanıyorsa utandırmayacaksın. Arkadaşını satmak istemiyorsa sattırmayacaksın. Omuzları düştüğünde üstüne varmayacaksın. Gerçek bir dost tanıdığında onu hak etmeye çalışacaksın. Arkadaşın sana elini uzattığında o eli bırakmayacaksın. Bak şimdi senden bahsediyorum Tevfik. Ben kullanırım. Yeğen, bundan sonrası bende. Gir içeri, gir içeri. Seni kardeş, bir daha öldürmek zorundayım. İnandın mı Bahar'ın katilleriyle iş yapacağımı? Duydum lan sesini. Doğrusunu benden duymak ister misin? Yok, istemem. Ne fark eder oğlum? Zaten. Sen haklıydın Ali abi. Ne fark eder oğlum? Tek bir şey. Boktan herifin tekisin. Katilsin, cahilsin. Kötü bir herifsin. Aşağılık bir herifsin. Ama aramızda bir tek sen hak ettin bari. Eyşan da değil, ben de değil. Bir tek sen. Harbi mi diyorsun? Evet Ali abi. Sağ ol. Ha, ben şeye gidiyorum. Bahar'ı bulmaya. Hadi görüşürüz. Senin bir planın vardır yine. Var aklımda bir şeyler. Ağzımızı yine. Biraz. Buraya gelene kadar sağlam elektrik yedim. Biraz deşarj olayım şimdi he.
Sen hiç durmaz mısın? Sen hiç vazgeçmez misin? Yenilmez misin? Hı? Ya ben, ha? Beni de al! Affet, bir şeyler yap Ezel, beni de al! İkinci hayat geri alınmaz Cengiz. Kimse günahlarından arınmaz. Kimse sana ikinci bir şans sunmaz. Çok geç anladım. Çözüm... aynı soruya başka cevaplar vermek değilmiş. Neymiş lan çözüm? Bulduysan bana da söyle. Çözüm... bin kere sorulsa da sana aynı soru... aynı cevabı verecek cüretin olmasıymış. En zor, en imkansızı, en güzeli. Bin kere de hayat verilse sana, ilkinin yolundan gidebilmekmiş. İlki ne? Hatırlamadın mı? Hayır. Ne? Hatırlamadın mı? Köprü altındayız. Ne zaman? Sen, ben, Eyşan, Ali. Ha? Kimse yanına seni almıyordu hani. Ali teknesini almıyordu. Eyşan'la ben gidiyorduk, seni yalnız bırakıyorduk hani. Sen de tabancayı çıkardın. Hatırlamıyor musun? Sen nereden? Orada mıydın sen? Hı? Oradaydım. Bak yine oradayız Cengiz. Silah yine senin elinde. Yine bana doğrultmuşsun. Yok. Ali'nin güvenliği öldürdüğü silah elinde. Kanıyla attığınız montum üstünde. Eyşan yine çığlık atıyor. Aynı yerdeyiz Cengiz. Yok lan. Yok. Hiçbir şey değişmedi. Aynı insanlarız. Bak. Ben hiçbir yere gitmedim. Merhaba kanka. Ceketini çıkar. Sana eskiyle yeninin farkını anlattım. Anladın mı? Ben Kenan Bey'e ileteyim dediklerimizi. Boşver iletmeyi. Boşver bir şey iletmeyi sen. Yeniler akıllarıyla her şeyin hallolacağını sanır. Eskiler gönüllerini koymadan nokta koymazlar hiçbir şeye. Al. Al. Yeniler her şeyi başkasına yaptırır. Eskiler
Benim kadar eskiler bilir kendilerinin neyi yapacağını. Başınız sağ olsun. Öldürdüğüm kız yakınındı galiba. Bağlamandan çıkardım. Benim için özel bir avdı. Normalde yaşlı, çirkin, sarkık insanlar oluyor. Ama o kız çok güzeldi değil mi? Onu öldürmek benim için büyük bir zevkti. Eşan Hanım, buyurun görüşecekler sizinle. Asansöre bindiğinizde en üst kat. Dersiniz. İşinize yarar mıyım Kenan Bey? İlk hayatla ikincisi arasında bir ömür vardır. Hiçbir şey bitmez. Her şey değişir. O günden bu yana her şey gene değişti. Şimdi sen gene değiştireceksin her şeyi. Zamandır baba. Gidelim mi dayı? Yardım et de gidelim ya. Hoşça kal çocuk. Hoşça kal Azat. Patron. Kağıdına hep aynı süre bakar. Sonra bakışını çevirirse birine şaşırtmak içindir. Başlarda oyunu hep bilerek kaybeder. Şşş. Boş ver onları Şebo. Gerek yok onlara. Ben bugün çok şanslı hissediyorum kendimi. Thank you.
Pardon, bir içki alabilir miyim? Ben yardımcı olayım. Hoş geldiniz beyler. Hazırsanız başlayalım mı oyuna?